çıkmıyor muydu ya? Abi o nasıl bir dönüş ya? Kurban olayım be. Videodayız ama. Mehmet ve İsmail ile yolculuğumuz başladı. İlk Berberk'ten eve gideceğiz, oradan da onları bırakacağım arkadaşlar. İsmail, kamerayı sana veriyorum. Kamera bak, sen de elini ne kadar az titretir, ne kadar az oynatırsan o kadar güzel olur. Çünkü videoları sen de izliyorsun İsmail. Aracın egzozu kopuk veya bir de egzoz koptu, kopacak. Düşük devirde belki de keşke ben arkaya geçeyim. Niye? Çekemez mi? Daha iyi güzel çekeceğini mi düşünüyorsun? O zaman yer değiştirdim. Aralarına alışamadı. Geç biraderim. Ya biraderim. Hadi bakalım biraderim. Hadi bakalım biraderler. Kapı kapanmadı. Aç İsmail biraz daha sert davranmadın. Al bakalım Mehmet. Biraz da senin kameran olsun ya. Bir dakika, şimdi bağımda gaz da yok. Biz bağımda gaz da alacağız. Bir tane makinana da geçeceğiz. Söylemedim oğlum sana. Azat diye bir çocuk var, o söyledi. Oğlum ben söyledim lan. Hayır, o haber vermedi. Ya işte o Serkan abinin servisine biniyordu. Öyle. Sonra izlemeye, takip etmeye başladım. Ben çoktan izliyorum ya. Mesela en çok hangi videoları sarıyor? Her videonu izliyorum, yorum atıyorum ya. Instagram'da da yorum atıyorum. Tanıyorum. Sen tanıyor musun? Ben tanıyorum. Ya İsmail biraz... İsmail biraz daha az izliyor kanalı. Az takipte. Oo, bu araba şeylerini çok seviyor. Ben çok seviyorum babadan gelen. Sen motor mu seviyorsun? Yok, ben araba seviyorum. Ben mesela Şahin hastasıyım. Babamda da vardı böyle beyaz. Şimdi ne var babada? Şu an bizde Renault var. Renault sattık mı? He. Ne renk? Gri. Köyde falan kullanıyorum ya. Bizim, ben Manisa'lıyım. Biraz mi? Sevmedin ülke ama. Araba olarak mı? Evet. Yani biz Nissan kullanıyoruz. Ne? Nissan. Nissan. O zengin ya. Zengin mi? Hı. Bu da mesela bu çok... Daha büyüyünce anlarsınız da. Arabaya göre zenginlik falan olmuyor yani. Ona bakarsan bana da zengin diyorlar. Ben niye 90 model arabaya biniyorum? Değil mi? Şahin'e biniyorum. Benim de altında BMW Mercedes o zaman. Bana da zengin diyorlar. Bakalım. Bu arabayı satacağız gibi Muhammed. Biliyorum ya. Yeni arabam ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapacağız? Daha iyisine nasip etsin Allah. İnşallah kardeşim. Sana da bana da. Amin. Sen de, senin halindeki araba ne şey Muhammed? Ya nasip olursa ya bir tane Doğan Selekse de yes. Doğan Selekse de yes. Yaşlar kaç var lan? Benim 13. Gireceğim. Ben de 13 abi ama gireceğim ben. Nasıl kaldı? Selvet'in orada oturuyorum. Yeni açılan var ya. Yok mu bilmiyorum. Ha. Allah. Biraz tümseklerden geçerken sallanıyor. Olacak o kadar. Olacak o kadar ya. Araba basın. Bizim bayrak da belediyesi de çok güzel işini getiriyor. 1x'te mi çekiyorsun şu an?
karmakarış görürüz hemen lan. Okuldan kaçıklar sağda solda lan. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım, bir oyun oynayacağız. Kötü bir şey yapmayın şu an. Ben yanınızda içeceğim ama. Yok abi. Her şey... Ailenizden de içen vardır zaten illa ki. Var var. Var mı? Var. Tamam, benden buna kötü örnek alan galiba. Ben arabayı alabilirsiniz. Yanlayın. Tabii. Kapalı. Bu şeyde değil. Evet. Yok, kapalı değil. Açık ara. Oğlum, kapalı yerde yanlama herkese var. İlk önce arabayı sürmeyi öğreneceğiz. Sonra... Ben biliyorum zaten çevreyi ya. Çevreyi kontrol edeceğiz. Biliyorsun ama şu an işte trafik deneyimin yok. Evet. Ben de öyleydim eylesiz gibi. Arabayı sürmeyi biliyordum ama gidip yanlamayı denemiyordum. Evet. Mesela bu zamana kadar... Bu yaşıma kadar da alırız. Hiç babamdan araba kaçırmıştım yok. Benim de yok ya. Oldu. Hiçbir zaman babamdan araba kaçırmadım. Sadece derdim baba ben araba sürmek istiyorum. O bana bir gün kapısı estiğinde veya canı istediğinde verir. Yok bana araba. Öyle köye falan gittiğimizde veriyor ya. İşte ne güzel. Araba sevdiğimi biliyor çünkü. Sevmezsem vermez. Mesela bazı kişilerin de babası araba hiç vermiyordur. Bazılarınki daha çok veriyordur. Değişkenlik ya ama yavaş yavaş öğrenmek, daha yaşınız küçük. Öğrenip kullanır, araba sahibi olursunuz, alırsınız. Sen neyi binersin daha istediğin araba ne? Ben BMW F90 severim abi. Bu zengin değil de. F90 ne lan? M5. Sen tek başına çekiyordun abi bazı videoları, nasıl sabitliyordun? Kamera şeyini şey hmm. Arabanın başına. Hmm. Dün müydü neydi? Kuşadası'ndaydınız değil mi siz? Evet. Başla. Yukarıda saniyeler yazıyor değil mi? Yazıyor. Bayrakları en sevmediğim yollardan birisine gidiyoruz şu an. Mecbur olarak. Hem bozuk, hem kötü, hem kasisli. Kırılsa şu an 1,5 milyar vardır. Tampon kırıla kırıla zaten az bir şey kaldı. Biraz daha kırılırsa tampon diye bir şey kalmayacak. 2600 tampon. En az 1000 liraya da boyatmaya alırlar. Çok pahalanlar şey ya, sanayi manayi. Aynen öyle. Bir cipada sıkıyor adam 250 lira. Aynen öyle. Yani aslında bir tek sanayi olarak bakımı var zaten. Hayat mı? Yani hayat daha var. Daha var. Hani 25 kuruşa cips aradım. Cips alamıyoruz 10 liraya. Ben 1 lira ekmek aldım biliyorum. Buyur abi. Sadece İsmail tanımaz. İsmail ön koltukta şey ya. Takılayım öyle. Arada bir izle zaten. Sıkıntı yok İsmail. Kaça gidiyorsunuz şimdi siz? 5 mi 6 mı oluyorsunuz? Biz 7. Allah Allah. Biz 7. Oğlum onun çeşini 7'ye mi gidiyor? Evet. Tamam. Aaa!
güzel değil mi ama? Evet, spor. Momo'ydu değil mi bu? Momo. Ben bilirim de. Geç. Ben bana takıldı mı? Gideceksin yeni bir 15-20 dakika daha fazla geçeceksin. Fark etmez ya. Ya bana diyorum ben. Ha. Bindiğimize dua ediyor.
yolun şu an içimize. Şimdi düz mü sol mu yapayım? Düz. Düz yapacağız. Neden? Şeyin evine geldik ya. Bağlamın evinin önüne geldik şimdi. Senin evin şurada değil mi oğlum? Evet abi senin evin markette. Ama abi sen beni Mustafa Uygur'da bırak daha iyi. Tamam. Bir yere uğrayacağız da. Dışarılarda fazla su etmeyin bari. Efendim? Dışarılarda fazla su etmeyin. Ailenizin haberi var mı dışarıda olduğunuzda? Var var. Bir de işinizi halledin. Ondan sonra evinize. Sonra bir dersiniz çalış. Bir yemeğini yiyin sonra çocuğu biber çakmak. Nasıl ki? Ben eski videolarımı izliyorum ya. Tamam ya neredeyiz? Yok. Bir başlıyorum. Daha aynı aşağıda. Aşağı kadar. Öbür günde bisiklet videolarını izliyorum eski. Sırayla. Sırayla. Yeniden eskiye doğru. Nerede indiririm siz? Nereye gideceksiniz? İşiniz nerede? Burada abi. Mustafa'ya abi. Abi burası zaten abi. Burada indirsem olur. Sağda Mustafa. Değil miydi oğlum? Burada bak, abi bak şurada park var. Az ileride Mustafa'yı gör. Bak burada Mustafa'yı gör. Burası. Teşekkürler abi. Rica ederim abi. Kamerayı. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ ol abicim ne demek. Kapıyı açabiliriz. Açmayın şimdi dur bakalım. Evet açıp inebilirsiniz. Hadi bay bay. Yerlerinden falan çıkıp bayağı boşta gibi bir şey yani şu an. Son iki parça bir şey tutuyor. İnşallah o da yolda kırılmaz ya. Çok garip sesler çıkıyor buradan sebep sözüyle. Yani büyük ihtimalle ufak bir kaynak da kurtarmayacak bizi biraz. Masrafı tutacak gibi bir şey arkadaşlar. Eyvallah birader. Servisçiler yol verelim. Falan patlatıyor kendi kendine. Garip bir şeyler oldu arkadaşlar. Eksoz mefta. Arabanın eksozu sesini tatmin etmediği için şu an hoş beklediği için gazı dokunasın bile gelmiyor. Arabayı çok slow motion kullanıyorum yani sakin kullanıyorum. Çok güzel. Sese bak ya.
Araba yıkayalı 2 gün olmadı bu arada. Yıkama videosunu hatırlıyorsunuz. İzlediğinizi düşünüyorum. 2 gün olmadı. Yağmur yağdı ve araba battı. İçim dışım bir yani. Benzinin sırası tamam mı? Gidin. Git git. Hem ağzına sigara. Abi neden ya?
Estağfurullah. Kayıtta mıyız? Vallahi kayıttayız. Beni daha birilerini aramamız şaşırtıcı. Çünkü telefon 15 dakikada bir çalıyor ama. Hava da soğuk. İnsanlar nasıl üşüyor ben anlamıyorum. Ekşirit'teyiz, hızlı kalkmamız lazım çünkü soldaki arabamızı ilerletmek için aracı. Motor neler öyle? 150'lik makinesi var ama 600'lik. Duruyor. Hadi da. Bu ne oğlum? Aldığım 200 lira gazını 50'sini burada yaptım herhalde. Hadi abi. Kızarım ama. Çok güzel şey. Bak sana kadar da duruyor.
bence önünüz hiçbir sebep yok gaza dokunmamanız için. Yani en azından gaza değil frene dokunmayın yeter. Çalışmıyorum.
araştırmalara göre yalan söylüyorum. Araştırma falan. Bence sanayide kaza oranları yüksek diye bir yerde okumuştum, onu biliyorum. Sanayideki kaza oranlarının yüksek olmasının sebebi bence erkeklerin kendini erkeklerin bence kendini sanayide güvende hissetmesiyle alakalı bir şey bence. Ondan daha çok kaza oranları. Oğlum kaportacı neredeydi ya? Arkadaşlar video çekmeyi unuttum ben. Akşam oldu, yeni aklıma geldi sahneden de yeni çıkıyorum da. Kaportacıya bıraktık arabayı. Bakalım bu işlemler yapıldıktan sonra arabamızı alırken de teslim videosunu alıp teslim aldıktan sonra videosunu çekip sizlere sunacağım. Arada bir hafta falan, bir buçuk hafta falan bekleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü kaportacıyla ortalama öyle bir şey konuştuk. Bir hafta kalır yani dedi. Ona göre bakalım neler bizi bekliyor, göreceğiz.